düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilden için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik görüşmeleri sürüyor. Önce Rus mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı son görüşmesini Zelenski ile yaptı. Zelenski tahıl koridoru için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruyla ilgili yapıcı tutumundan ötürü Zelenski'ye teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun siyasi diplomasi trafiği devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı. İlerimizdeki ilgili kurumların tartışmalı konularda kapsamlı... Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarında da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki terör saldırısı için taziyelerini iletti. İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde CHP tarafı tansiyonu yükseltti. Cari açığı kapatmak için kara para aklandı dedi. Bu iddiaya Bakan Süleyman Soylu açtı ağzını, yumdu gözünü. Siz kimsiniz ya? Lütfen. Namusumuzu biz buradan bulduk. Siz kimsiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Kara para tartışmaları komisyonda polemiğe neden oldu. CHP'nin Türkiye'nin cari açığı kapatmak için kara para akladığı iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu açtı ağzını, yumdu gözünü. Kara para aklayan şerefsizdir dedi. Kara parayı uyuşturucu parasına ispat etmezseniz şerefsizsiniz. Bin kere şerefsizsiniz. 10.000 kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Değerli yok arkadaşlar. Öyle bir şey. Bu memleket sizin FETÖ'cülüğünüzle, PKK'cılığınızla, terör örgütlüğünüzle beraber yarına gidecek memleket değil. Hadi oradan. Bu devlete size iftira ettirmeyiz biz. Engin Bey lütfen. Bu devlete size iftira ettirmeyiz. Lütfen sükuneti sağlayalım. Bu devlete iftira ispat etmezseniz diyorum. Bir oturalım. Engin Bey oturur musunuz? Rica ediyorum. Engin Bey siz bir grup başkan vekilisiniz. Sorumlu davranmaya davet ediyorum sizi. Lütfen. İspat etmezseniz diyor. İspat etmezseniz diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve emniyeti uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan CHP'yi savunma görevi Engin Özkoç'a kaldı. Özkoç, Soylu'nun ifadeleri karşısında hop oturdu hop kalktı. Bütün devleti, polisi, jandarmayı, askeri, sahil güvenliği, narkotiği, evet. Herkesi ama herkesi siz uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayacaksınız. Kimle suçlayacaksınız? Kimle suçlayacaksınız? Bir dinler olsun. Engin Bey siz bir Cumhuriyet grup başkan vekilisiniz. Getirdiğiniz nokta bu. Bir Cumhuriyet grup başkan vekilisiniz. Nokta. Millet sizden nefret ediyor. Komisyonumuzun düzenini bozmayın lütfen. Nefret ediyor sizi. Komisyonumuzun düzenini bozmayın lütfen. Rica ediyorum. CHP'de 2023 seçimleri için milletvekili adaylık süreci takvime bağlandı. Yeni dönemde parlamentoda olmak isteyen partililerin randevu talepleri nedeniyle genel merkezde yoğunluk arttı. CHP'de milletvekillerinin yarıdan fazlasının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı olmak isteyen partililerin talepleri alınmaya başlandı. Mevcut vekiller yeni dönemde de parlamentodaki yerlerini korumak istiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili listelerinde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Bir önceki seçimde mevcut milletvekillerinin yarısı liste dışı kalmıştı. Altılı masa çerçevesinde ortak listeler yapılması durumunda 2023 seçimlerinde bu sayının artması bekleniyor. Aday olmak isteyen partililer genel merkezden randevu alma yarışına girdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla il ve ilçe yöneticilerinin milletvekili adaylıklarına sıcak bakmadığı biliniyor. Buna rağmen randevu isteyenlere kendi bölgelerinizde görevinizin başında olun mesajı iletildi. Büyük kentlerde adayların belirlenmesinde demografik yapı ve temsil esas olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa listelerinde tanınırlığı yüksek isimlere de yer verilecek. Milletvekili sayısı 8'den az olan şehirlerde ise il dışından adaylar değerlendirme kapsamına alınmayacak. CHP'de milletvekili listeleri Aralık ayı bitmeden şekillenecek. Doktorlar insanları yaşatmak için mücadele ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kimyasal silah iftirasının yankıları sürüyor. İftiranın sahibi Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Şimdi MHP Türk Tabipler Birliği'nin ismi için harekete geçti. PKK'nın yayın organında programa katıldı. Yetmezmiş gibi Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attı. Bu iftiradan sonra yargı ve emniyet harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Fincancı'nın evinde Kalaşnikov mermileri, tabanca ve örgütsel el kitabı ele geçirildi. Fincancı önce terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sincan, kapalı kadın cezaevine gönderildi. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin hareketlilik yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk ibaresi kaldırılsın teklifi verdi. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği'ndeki Türk ibaresinin kaldırılarak Tabipler Birliği olarak değiştirilmesi talep edildi. MHP'li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği'ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü. Söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde meclis başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor. Potansiyeline dayanan bir üretim modeli tercih edilmelidir. 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının failleri bir bir yakalanıyor. Saldırının ardından Bulgaristan'a kaçan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan'da yakalandı. İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştiren bölücü terör örgütü çözülmeye başladı. Mega kentin en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da terör eylemi gerçekleşti. Hain saldırıda 3 aileden 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Emniyet birimlerinin başarılı çalışmaları sonucu yurt dışına kaçan 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün Moldova, 2'sinin Arap kökenli olduğu açıklandı. Şüpheliler Bulgaristan'da 72 saat gözaltında kalacak, ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilecekler. Bulgar basınına göre şüpheliler bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı. Yakalanan şüpheliler arasında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdurrahmi'nin de yer aldığı kaydedildi. Taksim'deki terör saldırısında 81 kişi yaralanmıştı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin son bilgi Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca 71 kişinin taburcu olduğunu söyledi. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 2 kişi ise hala yoğun bakımda. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi alçak bir terör saldırısı yaşadı. Taksim İstiklal Caddesi'ne Suriye uyruklu bir terörist Ahlam Albasir bomba bıraktı. Hain terör saldırısında 6 kişi şehit oldu. 81 kişi ise yaralandı. Yaralıların son durumuna ilişkin bilgi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Fahrettin Koca açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız hepimiz adına ellerinden geleni yapıyor, ifadelerini kullandı. Çekil.
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 DAEŞ'li terörist yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ mensuplarının yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 DAEŞ mensubu kıskıvrak yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ mensuplarına yönelik ortak çalışma yürüttü. Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi, Suriye Milli Ordusu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarıyla tespit edildi. Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 terör örgütü DAEŞ mensubu yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı ve mühimmata ulaşıldı. Yakalanan teröristler ilk sorgularında PKK, KCK, PYD, YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke Gübeyran cezaevine yönelik DAEŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir mecliste basın toplantısı yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi gündemindeydi. 496 sayfalık bir sunum yapıldığını belirtti. CHP'nin fotoğraf eleştirilerine tepki gösterdi. Toplam kaç sayfa biliyor musunuz? 496 sayfa. Tam 496 sayfa. İçişleri Bakanımızın bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapıldı. Görüşmelere katılan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yaptı. 496 sayfalık çalışmanın bir yılda yapıldığını belirten Aydemir, her bir sayfa şeref levhası dedi. Bakanlığının bir yıllık faaliyeti, 496 sayfa. Her bir sayfa şeref levhası bizim için. Bir büyük mücadele vermişiz. İçişleri dediğiniz güvenliğimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Hayatın her tarafını tanzim anlamına geliyor. Ve hakikaten de çok ciddi mesafeler aldık burada. İçişleri Bakanlığımız kanalıyla. Aydemir sadece terörle mücadele edilmediğini vurguladı. Muhalefetin fotoğraf çektirmişsiniz tepkilerine bir takım eleştiriler de bulundu. Hepimiz birileriyle fotoğraf çektiriyoruz dedi. Sadece terörle mücadele mi? Hayır. Narkotikle öyle arkadaşlar. Mesela yaşadığımız bir takım sıkıntılı haller oluyor, afetler oluyor. Afat kapsamında yapılan çalışmalar, her biri çok zirve çalışmalar. Bakanımız da çok ayrıntıya girerek anlattı. Tabii muhalefetin tepkisi vardı. Nedir burada bunların bakanımıza dönük tenkitleri hangi noktadadır, nerede yoğunlaşmıştır diye not aldım. Sadece şu var. Efendim şununla fotoğraf çekilmişsiniz. Bir de çok sert konuşuyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ya arkadaş, bakanımız herkesle resim çekiliyor, fotoğraf çekiliyor. Siyasetçiyiz, biz de öyle değil mi arkadaşlar? Kim gelse reddedebiliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Şimdi sosyal medya diye bir mecra var. Bunu insanları alıp paylaşıyor. Bir de siyasetçiyiz biz. Tabii ki bu yapılacak. Kaldı ki bunu söyleyenler, bu tenkitleri getirenler, envai türden teröristle fotoğrafı olanlar. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar, dahasını söyleyeyim. Bakın, şu kürsüde CHP'liler getirdiler, teröriste basın toplantısı yaptırdılar. Ve o terörist Suriye'de öldürüldü biliyorsunuz. Şimdi üzerlerinde böylesine bir hal varken utanmadan İçişleri Bakanı'ndan şununla resim çekildim, bununla bilmem ne yaptım filan diyor. Başka da bir tenkit getiremiyorlar arkadaşlar. Sıfır atık çalışması Türkiye genelinde hayata geçirildi. Çalışmanın Erzurum ayağında da çalışmalar hız kesmiyor. Bu kapsamda inşa edilen atık getirme merkezinde tonlarca atık imha ediliyor. Yaklaşık 80 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Son 6 ayda kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Sıfır atık projesi tıkır tıkır işliyor. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilmişti. Erzurum'da da bu kapsamda Yakutiye Belediyesi kente birinci sınıf atık getirme merkezi kurdu. Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda en çok rağbet gören çevre hareketi sıfır atık
terörle ilgili çalışmalar ülkemizde de hızla devam etmektedir. Türkiye'de 71. sırada sıfır atık belgeli belediye olduk, Yakutiye Belediyesi olarak. Tabii bakanlığımızın belirlemiş olduğu bu anlamda 18 tane çok ciddi kriter var. Gerek altyapı, gerek üst yapı, gerek eğitim noktasında. Bizler Yakutiye Belediyesi olarak bunları tamamlamış olduk. Ve bugün itibariyle Doğu Anadolu'nun hali hazırda sıfır atık belgeli tek belediyesiyiz Yakutiye Belediyesi olarak. Bundan da mutluyuz, gururluyuz. Belediye Yakutiye ilçesi sınırlarındaki 200 noktaya ikili, 30 noktaya ise yedili mobil atık getirme merkezi sistemlerini kurdu. Son 6 aylık süreçte tonlarca atık biriktirdi. Atıkları 1. sınıf atık getirme merkezinde toplayan belediye görevlileri bunlardan bertaraf edilmesi gerekenleri imha etti. 1. sınıf atık getirme merkezini kurduk. Burada 14 bölümde atıkları biriktiriyoruz ve bertaraf merkezlerinde bertaraf ediyoruz. Yaklaşık 80 tonunu ise fabrikalara göndererek geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı. Çalışmanın en önemli ayağı halk. Halkımız bu işin içerisinde ne kadar olursa o kadar biz bu işten daha fazla yararlanmış olacağız. Geri dönüşüme daha fazla ürün katmış olacağız. Erzurum halkımız da çok şükür bu işe çok duyarlı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut çalışmasında kura dönemi sürüyor. Bugün Erzurum'da da kura çekildi. Ekranda adını görenler büyük sevinç yaşadı. Binlerce kişi bu ana kilitlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut çalışmasında kura aşaması başladı. Erzurum'da da ilk evim ilk iş yerim projesine başvuranlar heyecanlıydı. Büyük gündadaşlar için geldi çattı. Kura çekimi Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Önce saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Erzurum merkezli Hınıs, Oltu ve İspir ilçelerinden sosyal konut projesine başvuruları geçerli olan 30.014 vatandaştan 1555 kişi konut sahibi oldu. Allah çok sevindim. Allah olmayanlara da inşallah nasip etsin. 59 yaşındayım. İlk defa evim olacak inşallah. Allah herkese nasip etsin. Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kurada adını görenler büyük sevinç yaşadı. Çok sevindim. Allah herkese nasip etsin. Rabbim herkese yazılara nasip etsin. Çok sevindim. İnan ki çok sevindim. Ev sahibi olduk. TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lig'de 14. hafta rüzgarı esiyor. Manisa Futbol Kulübü sahasında Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma ise golsüz berabere sonuçlandı. Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK ile Erzurum Spor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumundaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Manisa Futbol Kulübü'nde Yannick Star 63. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ligin 15. haftasında Erzurum Spor Futbol Kulübü sahasında Bandırma Spor'u ağırlayacak. Manisa Futbol Kulübü ise Altınordu deplasmanına gidecek. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler kameraların karşısındaydı. Erzurum Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, bizim için aşağıdan kurtulma maçıydı dedi. Manisa Spor için yukarılara tutulma maçıydı, bizim için de aşağılardan kurtulma maçıydı. Sonuç itibariyle her iki takımın da istediği olmadı. Gelecek hafta içeride Bandırma maçı var, o maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş ise ilk yarı istediğimiz tarzda oynanmadı değerlendirmesinde bulundu. Aksiyon anlamında hiçbir şey üretmediğimiz bir 45 dakika geriye geçti. Talihsiz bir sakatlık, mecburi yer değişiklikleri, ikinci devresi çok farklı bir takım olarak sahaya çıktık. Erzurum gerçekten çok tecrübeli bir takım. Yaş grubuna baktığınız zaman lig statüsünde inanılmaz tecrübeye sahip oyunculara gerçekleştiren bir takım. Ona rağmen biz her bölümde rakipten çok daha üstün oynadığımızı düşünüyorum. Ama kazanılmadı.
Türkiye'nin gözde merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kış hazırlıkları sürüyor. Otellerde tadilatlar tamamlandı. Rezervasyonlarda da artış bekleniyor. Avrupa'nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alıyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Evet, artık Kasım'ın sonuna yaklaştık. Palandöken'de bütün kayak hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Liftlerin, pistlerin tamir ve bakımlarını yaptık. Sıma oturakların tamir bakımını yaptık. Suni karlamanın aynı şekilde genel bakımlarını yaptık. 8 Aralık'ta başlayacak kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler şimdiden otellerde yer ayırtmaya başladı. Palandöken Kayak Merkezi farklı ülke ve Türkiye'nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Palandöken Kayak Merkezi 8 Aralık'ta resmi açılışını gerçekleştirecek. Kayak merkezindeki otellerde tadilatlar tamamlandı. Oteller, bütün oteller tamir, bakım, boya, badana işlerini bitirdiler. Şimdi personel eğitimleri var. Personel tedariğini tamamladık. Palandöken olarak kayağa hazırız. Erzurum'da güzel bir tatil yapmak isteyen turistler de erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaya başladı. Bu yıl erken rezervasyonlarda belirgin bir artış olması da turizmcileri memnun ediyor. Bu yıl erken rezervasyonlar özellikle belirgin bir şekilde artış var. Bu da biz turizmcileri tabii mutlu ediyor. Bununla beraber yabancı, özellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan bir takım talepler var. Gelmeye de başladı. Bu noktada da iyiyiz. Rezervasyon talebinin büyük bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelirken Palandöken'de bu yıl değişik aktiviteler de planlanıyor. Özellikle yılbaşı eğlenceleri, sömestrideki eğlenceleri, hafta sonu eğlenceleri her yıl olduğu gibi yine dolu dolu bir şekilde kayak misafirlerimize sabah saat 8'den akşam 20'ye kadar 12 saat kesintisiz kayak vererek ve akşam da ilerleyen saatlerde eğlendirerek güzel bir sezon geçireceğinizi umut ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal medyadan sosyal meydana etkinliği Erzurum'un Aşkale ilçesinde de hayata geçirildi. Bu kapsamda bir dizi program düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı çocuklara yönelik sosyal medyadan sosyal meydana projesi başlatmıştı. Proje 81 ilde hayata geçirildi. Bu kapsamda Erzurum'un Aşkale ilçesinde de bir etkinlik düzenlendi. Satranç oynandı, halatlar çekildi, çuval yarışları yapıldı. Etkinlik Aşkale Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Bu sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çocuklarımızı çekmek adına çeşitli faaliyetler düzenledik. Hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin hem de ailelerini burada misafir ettik. Bu kapsamda çocuklarımıza ve gençlerimize ve ailelerine ikramlarda bulunduk. Sosyal medyadan koparak sosyal meydana inen çocuklar doyasıya eğlendi. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günüydü. Kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşındaydı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ediyordu. Celal Kılıçdaroğlu 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Celal Kılıçdaroğlu sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kent mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kardeşimiz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim ifadelerine yer verdi. İllallah Muhammeden Resulullah. Celal Kılıçdaroğlu için Kocaeli Tavşan Tepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu da kardeşinin cenaze törenine katıldı. Kardeş Kılıçdaroğlu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dünyada bir enerji krizi söz konusu. Avrupa enerjide tasarruf için çeşitli önlemler alıyor. Peki Türkiye'de durum ne? Yeni bir zam bekleniyor mu önümüzdeki aylarda? İşte cevap. Aralık ayında doğalgaza zam gelecek mi? Merak edilen soruya birinci ağızdan cevap geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir televizyon kanalına konuk oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil. Oynaklık çok fazla. Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin bu kışı sorun yaşamadan atlatacağını söyledi. Kış öncesinde enerjide duruma bakarsak, Türkiye'deki son durum nedir, doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranları nedir sorusuna cevap olarak, Avrupa'da ciddi bir endişe var, Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak şeklinde yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavını yaptı. Yazılı sınavın sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. 70 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı yapıldı. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. Türkiye genelinde 81 ilde tek oturum şeklinde düzenlenen sınav 150 dakika sürdü. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan ve üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de ilan edilecek. Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya baş öğretmen unvanı alanlara sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek. Her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614.390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin %99'u yani 606.185 eğitimlerini tamamladı. Uzman öğretmenliğe bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, baş öğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan eğitimleri tamamlanmış öğretmenler başvurdu. Sınava toplam başvuru sayısı 595.598 oldu. Türkiye'de halen 75.506 uzman öğretmen, 89 baş öğretmen bulunuyor. Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alıp çalışanlara bir çağrıda bulunmuştu. Uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara işten ayrılın demişti. Bu uyarının ardından Twitter'da istifa depremi yaşanıyor. Ünlü milyarder Elon Musk geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldı. Elon Musk ardından çalışanlarına bir çağrıda bulundu. Ya 80 saat çalışın ya da çıkın dedi. Bu çağrının ardından şirkette istifa depremi yaşandı. Birçok çalışan istifa etti. Gelişmenin ardından Twitter tüm ofisleri geçici olarak girişlere kapattı. Çalışanlara gönderilen e-postada pazartesi günü işbaşı yapmaları istendi. Şirket içi bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması uyarısı yapıldı. Dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk, 7500 çalışanı olan şirketin yarısına yakınının işine son vermişti. It gives me confidence that we are far.
Esenyurt'ta 4 yaşındaki bir çocuk elindeki çatalı elektrik trafosunun içine soktu. O sırada trafo çocuğun yüzüne patladı. Küçük çocuk apar topar hastaneye kaldırılırken yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Eline aldığı çatalı elektrik trafosunun içine sokunca faciayı yaşadı. Trafo 4 yaşındaki çocuğun yüzüne patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Battal Gazi mahallesinde meydana geldi. Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. Bunun üzerine trafo bomba gibi patladı. Patlamanın ortasında kalan çocuk neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzü ve elleri suyla yıkandı. Daha sonra aile çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan 4 yaşındaki Çınar'ın tedavisi sürüyor. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.